Macross Dish'in lansmanının olduğu kütüphanenin önündeyiz. Biraz önce sansür sayımızı tanıtmak için konuşmalarımız, oturumumuz oldu. Önemli konuklarla birlikte. Firstly, I think we should put it clear, censorship is a kind of violence. I believe many things will change in the world, in Turkey, if we speak, if we write. Das Büchle denke ich, ja. Dergimiz Across Tish. Benim şiirlerim ayrıca Belçikalı önemli roman yazarı Peter ve şair Peter Wilhelms'le yazışmalarımız mevcut. Bir ay süresince Penin ve Across Tish dergisinin davetlisi olarak kaldım. Bu süreçte çeşitli etkinlikler yaptık, okumalar yaptık buradaki şairlerle birlikte. Çok verimli geçmişti. I'd like to read my poems I wrote in Antwerp. Şiiri genelde insanlar hani çalışırken yapılan, arada yapılan bir etkinlik olarak görüyorlar ama benim farkım sanırım bu şiiri hayatımın merkezine almam, şiir çevirisi, şiir üzerine yazılar, şiir eleştirisi yapıyor olmam sanırım beni birazcık farklı kılıyor. Düğme. Yokluğun bir düğme. Ve ben hep kendimi ona geçirip duruyorum. Yokluğun bedenimde bir yerde. Her gün için içime bir taş atıyorum. Yüreğimi dolduran duyguları kalbime birer birer nasıl yerleştirdin? Şaşırıyorum. Arzuyum ben. Bütün duygularım. Sevgilim. Bu dünyada en az şey sevgi. Bu dünyada lim. Bilkent Üniversitesi Türk Şiiri'nde doktora yapıyorum. Bizim kültürümüz yani felsefeyi bir de şiir üzerinden yapan bir kültür. Düşünmeyi, hissetmeyi. Bir şiir kültürümüz var yani Osmanlı'dan, Osmanlı öncesinden. Bunu gördükten sonra zaten şiirin sadece günümüze indirgemek haksızlık olur. O yüzden şiir klasiklerimizi ilk önce keşfetmemiz gerekiyor. Genç şairlerin buna önem vermesi gerekiyor. Özellikle batıda yaşayan insanların tanıması, kimliklerini, kendilerini tanımaları adına çok önemli. Yunus'un şiirlerine baktığımızda mesela bir fazlalığı yoktur. Rumi'nin şiirlerinde de yoktur. Onun tahayyülcü yanını hani keşfetmeden yeni bir şiir üretmenize gerek yok. İlk önce onları keşfetmeniz gerekiyor. Ben açıkçası hani iyi bir şiir gördüğümde böyle heyecanlanan biriyim, mutlu olan biriyim. Çünkü sanat haz veren bir tarafı da var, insanın ruhunu besleyen bir tarafı var. O yüzden kendi yazdığım şiir de kendi geleneğimden uzak bir şiir değil. Ama aynı zamanda Avrupalı şairleri de okuyan bir şair. Bizim şiirimiz birazcık daha lirik, daha duygusal ama burada birazcık daha kavramsal şiir, daha akıla dönük, entelektüel bir şiir, gözlemci bir şiir yazılıyor. Stop! No censor, no censor. Antwerp'te. Bir yağmur sicimiyim gökte. Diğerlerinin yanında yalnızca düşüşümü izliyorum. Bulutlar kırılıyor bir çekiçle. Antwerp'te o sicim gibiyim. Kalbime eldiven geçirip tutuyorum insanları. En çok erkekleri memleketimde. Ve neden ellerinde çekiçle dolaştıklarını düşünüyorum. Nezaketten haz almayı öğrendim. Ayrımcılıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Savaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her sustuğumuzda bu baskıcı olan kişinin, zalimin tarafını tutarız. Bu da ona güç verir. O yüzden susmamalıyız. Merhaba. O şarkıdan dolayı. Merhabalar. Hello, hello. Seviyoruz. Biz sizi çok seviyoruz.
Sıradan vatandaş ne yapsın? Benim yaptığım ne yapsın, ses çıkarsın. Çok önemli yani, en küçük hareket bile çok şey değiştirebilir, kelebek etkisi. Yani küçük dememek lazım değiştirmek için. Harekete geçmek lazım. Çünkü insanın içindeki enerji, kadının o içindeki enerji çok fazla. İçindeki enerji çok fazla. Bir taciz, taciz olur mu? Taciz de uğradım. Onu tekrar içine sokmak gerekiyor. Koşa koşa geldim hemen. Evet, Nergis'i ben Türkiye'de de özlüyorum. Kutsal aşk, ten barajımın kapaklarını açtım. Binlerce ruh döküldü yere, konuşmayı bilmeyen. Bir çömlek içinde binlerce yıl kapalı kalmış gibi kalbim. Oysa o zaman da sevmiştim. Şimdi sevginle anlamak, sevginle tanımak istiyorum kendimi. Ulaşırken bilinmezlik, bütün ihtişamıyla göğe. Tanrısı henüz ölmüş bir kilise gibi. Heilige Liefde. Ik heb de sluizen van mijn lichaamsdam opengezet. Duizenden zielen die niet kunnen spreken storten zich uit over de grond in een kruik, alsof het duizenden jaren opgesloten zat. Mijn hart. Terwijl ik ook toen had lief gehad. Nu wil ik mezelf door jouw liefde begrijpen, door jouw liefde leren kennen, terwijl ik met al mijn ongekende pracht naar de hemel reik. Zoals een kerk waarvan de God nog niet dood was. Dank u wel.